Günaydın canlarım, günaydın. Bir pazartesi gününden hepinize günaydın, hepinize selamlar. Şey yerine getireyim. Bir şöyle pazartesi, hani artık kısıtlama yok ya, bakayım şu şeyi bir. Bismillahirrahmanirrahim, pencereyi açayım. Ey Allah'ım. Bak. Bakın her yer açık, bakın. Ay her şey dünyada insanla oluyormuş, insanla. Ben o cumartesi günü hasta olduğum günü açtığım zaman bu pencereyi her taraf sanki sessiz, sakin, durgun. Bak ben şurada kent hastanesi var, oraya gitmiştim. Oraya hemen yakınımda. Ondan sonra yasak olmasın diye ambulans çağrıttırmıştım gelinime. Çünkü ben ona telefon açtım, artık ben ölüyorum, ambulans çağır çabukum dedi. Onlarla irtibatta olmasın, hep nefesim gittiydi. Bak Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Her şey insanlarla, her şey insanlarla. Yılan olduğunu. Sen bu virüsü bir an önce yok et ya Rabbim. Bir an önce yok et de ya Rabbim. Herkes sosyal hayatına devam etsin. İnsanlardan uzak olduk. Her şeyden uzak olduk. Allah. Ambulans gene gidiyor. Canlarım ben bugün önce o şeyim detoks yapmıştım ya, hani maydanozdan, beyaz lahanadan sarımsak, içine sarımsak da koymuştum, limon da koymuştum. Sarımsak koyduğumu söyledim miydi bilmiyorum. Koymuştum. Onu içtim detoks. Ondan sonra da bak bu turşu çok acılı. Onu yiyeceğim. Bir de bunu yiyeceğim. Kahvaltımı hazırladım. Ben sadece bunu yiyeceğim. Batuhan şu an uyuyor. Batuhan uyuduğu için bunun altını da kapatayım. Durun. Batuhan şu an uyuduğu için ne yiyecek bilmiyorum. Çünkü ben acıktım. Çünkü ben acıktım, o biraz uyusun. Sonra belki de kahvaltı sohbeti yaparız. Bilmiyorum ne yapacağız. Bilmiyorum. Ha şimdi İsmet amcanız geliyor. Oğlu İsmail aldı, getiriyor onu. Köye çıktı. Ya ne yapayım? Atsan atılmayı, satsan satılmayı. Hepsi çocuk gibi. Ne yapayım? Hepsi çocuk gibi. Hani bu şeyi de geçtim. Artık bu maddi çaresizliği de geçtim. Adamın dengesizliği var, evet. Ama yaşlılığından dolayı. Bana dedi ki şimdi panik atak oldum. Ben ondan dolayı öyle yaptım. Ben şimdi ne diyeceğim? Ben diye o gece diye gece yarısı diye kalktım diye panik atak olduğum için diye öyle yaptım. Yani çocuk gibi insan üzülüyor sonra. Benim hep kalbimin yufkalığından biraz da yararlanıyor. Benimle oynamasına izin vermek istemiyorum. Ama adam bu. Baştan beri buydu. Allah yani beni demek buna bir şey olarak gönderdi beni. Hani bak diye gönderdi. Böyle düşüneyim ben de. Evet, çünkü ne olursa olsun vazgeçemiyor. Burada da durası gelmiyor. Şimdi bilmiyorum gelecek. Ben yemek falan yapacağım ama burada bu gece kalır mı? Bu gece kalmazsa geri götürür bizi. Yaşlıların tamam sokağa çıkma yasağı var da izni var. İzin alıyor. Ama şimdi bu akşamdan gidelim derse mecbur gideceğim. Yarın saat 1'de yok 10'da gidelim derse o zaman gideceğim. Bilmiyorum. Ya ben siz de yapamıyorum, yapamıyorum. Ha şimdi ben dedim sen niye böyle yaptın? Niye böyle yaptın? Ondan sonra diyor ben de panik atak oldum diyor. Ben de panikledim diyor. Yani yüksekte kalmak istemiyor. Batuhan.
Şimdi ev 5. kat. O hep köyde yer evine alışmış. Yani kalmak istemiyor. Ben ne yapayım? Biri çocuğun. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Çocuk deniz suyu gibidir, geçilir mi? Ne içilir ne vazgeçilir. Ve biri de çocuk gibi. O da 80 yaşına gelmiş, o da dengesi yok. O da çocuk gibi. Bir küsü, bir darılıyor, bir küsü. Bende de bir delilik var. Hiç daha bir daha hani o an her şey bitti gibi geliyor bana. O an elimdeki bileziği atıp üstüne göndereyim. Git madem diyeyim. Hani giderken onu da vereyim. Elimi de kanattım. Nasıl çıkaracağımı bilmediğim için artık. Ben de şoke olmuştum. Ne bileyim, bana bahaneler uyduruyor. Oğluna diyor bu bundan gar olmaz diyor o anda. O anda öyle değil. Bundan gar olmaz. Bu şey değil hani. Ben zaten ölmüş ölüden ne bekliyorsun sen? İki tane iğne yemişim, ölmüş ölü. Ne bileyim ben. Yani şey çocuk gibi. O da çocuk gibi. Bilmiyorum her bileyim. Böyle sallana sallana gideceğiz. İte kaka gideceğiz bilmem nereye kadar. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne yapayım ben? Ben ne yapayım? İki ara bir derede kaldım. Allah yardım etsin. Ne bileyim. Yani lütfen gene şey yorumlar yapmayın da hani siz de ya vardır etrafınızda böyle dengesiz yaşlı insanlar. Uğraşıyorsunuzdur. Kiminizin babasıdır, kiminizin dedesidir, kiminizin eşidir izleyenlerden. Yani akrabalarınızdan vardır böyle. Çocuk gibi. Ne yapayım ben şimdi? Ne yapayım? Bir anda ortalığı aleve veriyor. Bir anda ortalığı ayağa kaldırıyor. Deli gibi bir şey. Beni de dengesiz etti. Hani ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl savaş vereceğimi bilmiyorum. Nasıl savaşacağımı bilmiyorum. Savaşa savaşa öğreniyorum besbelli. Ne bileyim ben. Ben otoriter bir kadındım. Ben İsmet amcanızdan önce benim videolarımı bir izleyin bakın. Otoriter bir insandım. Normal halinde, kendi halinde, çoluğa çocuğuyla böyle bir insandım. Ben bir dengesiz halleriyle beni de dengesiz hale getirdi. Ben de güya böyle dertleşme geçin hani içimde sıkıntı yaratmayayım, ben patlamayayım diye gidip bir hastaneye mi gideceğim? Ben de evde sizle sohbet edeyim. Hani böyle size anlatayım. Ne yaşanıyorsa adım adım anlatayım. Tabii çoğunu çok neler de oluyor. Onları çok şeyleri de anlatmadığım da var. Yani her şeyde evin her şeyinde tabii ki dökemiyorsun ortaya. Ama Allah yardım etsin diyorum. Benim gibi böyle iki ara bir derede kalan bana da yardım etsin. Öyle kalanlara da yardım etsin. Ne diyeyim? Şimdi birazdan gelir. İsmet amcamız yürüyerek geliyor. İsmail aşağıda arabayı park ediyor. Seni panik atak seni. Hadi gel. Panik atak seni. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Gel. Gel sesli bağırma. Apartmana yeterince daha önce rezil ettin bizi. Gel. Gel gel. Allah'ım sen ne olacaksın? Sen ne olacaksın? Ben bilmiyorum ki. Hoş geldin. Sağ ol. Gel. Hiç beklemeyelim. Oğlum bekliyor. Neyi beklemeyelim? Sandarım hemen pilav hazırlamıştım buraya. Pilav yapıyorum. Evet, tereyağını da en üstüne koydum. Altını kısıp kıstım zaten. Kapatıyorum. Koyun peyniri, yani koyunun peyniri değildi. Ya koyun, koyun peyniri değildi. Koyun peyniri. Sen o akşam panik atak mı oldun? Ya Allah bu hastalığı kimseye vermesin. Sen o akşam niye bahane ettin öyle? Ya ben işte hastayım. Hani ama niye merdivende şey koridorda bahane ettin? Yok bu karı benden uzaklaşıyor, yok üstünü, yok bana yaklaşmıyor, yok yatakta tövbe estağfurullah yaklaşmıyor. Şimdi, öyle niye bahane ediyorsun? Şey dedi ki, madem panik ataksan öyle niye bahane ediyorsun? Şey, doktor dedi ki Ankara'da Bahtiye'de babam dedi benden sağlam dedi. Babada panik atak var dedi. Havi ilacı dedi veriyor babam dedi o para etme. Evet bende de var ama gecenin üçünde ayağa kaldırmanız neydi böyle kaldırman? Ya bu doğru. Sokağa çıkma, şimdi gitmek. Dedim, ya, yaptım artık şöyle kendi kendime bir hesap ettim.
Vadi, bak Allah bir içerim değil ki. Daha durma diye. Daha durma mı diye? Daha durma diye. Ama canım, sen yanlış hissettiriyorsun. Panik atak olduğunu göstermiyorsun. Sen diyorsun ya Esra bana iyi davranmadı. Esra yatakta fingirdeşmedi. Ya bu ayıp şeyler bak, bunlar. Bak Allah. Sen bunu bahane ediyorsun oğluna. Bak, bak vallahi bak yemin ediyorum. Bak yere bunu bahane ediyorsun ama. Bak abkaslıyım. Muvazici köprüsünde köprüde arabayı durdurdum. Dur kardeşim, dur ben öleyim mi dedim. Araba zırt durdu. Kardeşim burada araba durmuyor. Burası dedi ki Boğaziçi Köprüsü. Sen beni bırak, beni attı dışarıya. İşte ben de öyle oldum işte. Ondan ama gittim ben de. Ama kimseye vermesin ya. Buna. İki tane yine vuruldu bana. Ben neyi, ben zaten sızmışım, ölmüşüm, gitmişim. Neye uğradığımı şaşırmışım. Sen birden kalktığın zaman ben hep şaşırdım. Ya bu hastalık bak. Ben neye uğradığımı şaşırdım gecenin yani içinde kanser, kalkınca. Bağıra bağıra kalkınca. Ama kanseri kimseye vermesin. Kalk gidelim, kalk gidelim evet. Oğluna. Deyince dedim, ben de bu sefer sinirlendim. Kolumu da kanattım sağ bileziği verirken. Biliyorsun ki bileziği verecek Esra. Atacak Allah üstüne. Allah Allah. Sen bunu yarım okkasına attın de. Bir dal iki dal ne? Sonra dedim ki bak. Ben yarım okkasına attım da üzere. Hadi dedim üstüme giydim. Ben ay giydim. Sen nereye? Sen dedin ki nereye gidiyorsun? Ben gideyim buradan dedim. Sen dur vur eğlen. Ben dinlemiyorum dedim. Sen de bileşikleri attın üstüme. Doğru oldu. Ama bana diyorsun ki bahane uyduruyorsun. Diyorsun ki bundan kar olmaz diyorsun. Bahtiyar'a. Öyle de demeyeyim ben. Vallahi öyle dedin. Sen anlamıyorsun. Hatırlamıyorum seni. Havunu işte. Ben havunu bilmiyorum işte. Görüyor musun bak? Ha. Havunu hatırlamıyorsun. Ben gece... Bundan, ben uyku sersemine zaten iki tane iğnenin sersemine hiçbir şeyden haberim yok. Ya zaten değil mi çocuklarımın üstüne yemin ettim. Benim biliyorum dedim ya. O an yatakta ne yaşandı? Ne? Ben sızmışım kalmışım. Bu kalkmış ayağa. Bahtiyar kalk. Kalk. Bundan kara olmaz. Bu yorganı da üstüne çekti. Ben yataktan atmaya kalktım. İşte ben havunu hatırlayamıyorum. Ben böyle bir şey yapar mıyım ya? Deli misin sen ben ya? Ben havunu hatırladım. Eve vardım. İşte yani sen panik atağına kendine şey buldun. Bahane buldun. Mana buldum. Siz mana şey... buldum. Aha inacağım. Hı. Ha işte ha. Ben havu cebimde olaydı. Çocuk gibisin çocuk. Cebimdeydi. Sen de ben yoruldum. Ha. Az adam ol. Adam ol. Kurban şey oldum. Olmuyor, az adam ol. Havunu götürdüm. Ne sen bensiz yapabilirim ne ben sensiz ama. İşte adam ol. Ha bunu anlatma. Anladım durma. Anlaşıldı. Panik atak hapı. Aynısını ben de yaşıyorum. İki panik atak Rabbim bir araya getirmiş. Amin. Akad Allah inşallah. Allah iyi etsin. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Evet canlarım hemen tavuk sote de yaptım. Pilavımı yaptım. Burada bunlar. Pancar çorbam da kaynıyor, ısınıyor. Evet. Evet, pancar çorbamızı da koyduk. Evet canlarım, biz gidiyoruz. Ha bunları almadınız. Alayım, ışıklar hep karartacağım. Ben ışıkları hep karartacağım şimdi, söndüreceğim. Ha bunları kutuları götüreyim mi? Keseceğim de. Olur. Gene domatesi yapacağım. Ben bir de nasıl astım. Üstünden aşağı. Astın mı? Ay, dur bakalım. Dur bakalım ne oluyor? Evet, İsmail önden çıktı. Benim başka yapacağım burada bir şey var mı? Yok. Aa, pencereyi kapatmam lazım. Pencereyi. Çünkü oğlan unutur. Yağmur yağarsa hep buraya gelir. Hah, tamam. Konuştuk, şey yaptık, sohbet ettik. Ondan sonra bazı anlaşamadığımız durumları konuştuk. Ben böyleyim diye adam ne yapayım ben? Kendimi ben de durduramayayım diye ne yapayım ben? Hırkamın da şeyini başımın üstüne aldım. Hemen araba kapıda. Ne oluyor mu? Hırkamın da dışarıda çapıyorlar. İçeri hep karanlık oldu. El sallayı bak. Ulan açsana hep karanlık oldu be ya. Haydi Allah'a ısmarladın. Hadi gidelim. Evet yemeğimizi yedik. Çayımızı içtik. Kalan yemeği... Şeyi bıraktım buzdolabına. Oğlan Bey'iz. Nasıl? Orada da ayrı yaparım. Mahir önden gitti de elinde boş kutular elinde. Bu da hafif bu ağır değil. Kendi aldı eline. İsmail aldı eline çantayı babasından. Evet. Giresun fındığın başkentidir. Başkenti lazım değil. Bize fındığın durumu... Giresun fındığın başkentidir. Başkent lazım değil bize değil. Fındığın durumu lazım değil. Ne güzel görünüyor, görüyor musun?
akşam ışığı. Şunu bana anlatalım. Evet, yağlı dereye yeni giriyor. Girdik. Girdik. Sen buradan niye gidiyorsun? Evet canlarım, köye geldik. Akşam akşam köye geldik. Cıvıl cıvıl baksana köyde. Köyü de özlemişim. Evet canlarım, biz eve geldik. Artık sobayı yakma zamanı. Sobayı yakmak lazım. Ev soğuk. Kedilere yemek veriyor şey. Bak buradan asmış. Şunu asmış bak oraya. İsmet kedilere yemek veriyor. Birazdan biz de bir şeyler şey yapalım. Hazırlayalım kendimize. Gelinimize söylemiştik, İsmail'in karısına. Aldı. Tavayı aldı. Tabii İsmet verdi. Onun şeyini verdi, ücretini. Bana da bu şey, bir tanesi büyük tava, bir tanesi küçük. İster bunda yumurta yaparız, istersek kendimize göre bunda kızartırız. Bir şeyine kızartırsak. İşte bana çiçekli ayakkabı alındı. Köy ayakkabısı. Kaymaz bu artık. Alındı, yeni alındı daha. Yeleğim yanmıştı sobaya değip. Bir de bu renkten bir yelek vermiş bana. İsmail'in eşi. Allah razı olsun. Evet. Ayrıyeten şöyle fasulye yemeği yapıyormuş. Fasulye yemeği verdi bize. Bir de makarna falan verdi, evde yoktur diye İsmail'in eşi. Allah razı olsun. Eline sağlık olsun. Ben yakayım dedim. İsmet amcanız dedi. Yok yok, ben yakarım. Ben yakayım diye. Sen ya, zahmet etme diye. Sana zahmet, sen zahmet etme diye. Nasıl heyecanla yakıyoruz bak. Ha. Nasıl uğraşıyor? Aman evet. Aman ya, sana zahmet olmasın karı, sen deli misin ya? Neden şey ya İsmet? İşte kendi kendine, İsmet amcanız öyle işte dedim ya, çocuk ya, gibi. Benim, abi, kendi benim. Kendine bir anda böyle deliriyor, bir anda böyle vazda geçemiyor. Vazda geçemiyor. İşi bir yerde döktük, gördün mü ya? Burada ha burada derken. O şey, onları da halletti evet. Evet, fasulyenin devamını kaynatıyorum. Kaynat demişti bana. Biraz da tereyağı koydum. Burada başladık. Biz sofrada yemek yemiyor ama haber dinliyor. Haberden dolayı yatağı da serili. Ha, yatağım da serili. Sobada yandı. Şu anda kuzeneye de patates koyduk. Yukarıda da işte bu, böyle işte yiyoruz. Yeni şey almış, peynir almış da peynir çok hoşuma gitti. Ha, peynir tabii. Evet, biz biraz yedik. Sobamız da güzel bir şekilde yanıyor. İsmet amcanız da karşısında zaten. Uykum geldi. Uykusu geldi. Abi ya, dün gece burada uyumuşum. Ha, burada mı uyudun dün gece? Ha, burada yine uyumuşum. Ve gece kalktım, kıldım namazı. Demek ha, orada şeyde uyudun sen. Harsın yatayım, uyurum. Biz onu yedik. İyi. Ha, burada hala yiyoruz. Ha, patatesin iyisi, yerli patatesi, tatlı. Ya tatlık. Evet canlarım, İsmet amcanız azıcık buraya doğru uyukladı. Birazdan yukarı alacağım onu. Eşofmanları burada, onu giydireceğim. Vedayı ben yapayım. Evet canlarım, ne olursa olsun değişmeyen bir şey var. Ben onu öyle kabul ettim artık. Artık bilmiyorum. Gerçekten panik atak oldu. Bilmiyorum. O akşam gerçekten belki de öyle söyledi. Bilemiyorum. Onu Allah'la kendi biliyor, yüreğindekini. Niçin gecenin içinde öyle bizi ayağa kaldırdı, onu kendi ve Allah biliyor. Şu an takmadım hiçbir şeyi. Elimdeki yaramla duruyor. Takmadım yani. Geldim bu şekilde. Çünkü benim için onun önemi yok. Zaten kolumda boş taşıyorum. Boş, benim bana şey olsun olmaz. Boş taşıyorum zaten. Şimdi uyuyor. Kendine gelip de kasasında getir, kendi getirirse bilesi ancak. Ben istemem demem. Demeyeceğim de. Ve işte
şey haklı. Yani yaşlı amcanız işte. Çocuk haklı. Çoluğuna çocuğuna işte kızına oğluna dermiş. Esra daha gelmez. Bağgar oldu. Hani bu züğürt ağda vardı. Ben garı isteyen. Kulağını böyle yapardı. Ben garı isteyen. Onun gibi işte öyle bir akıl. Ne diyeyim ben? Ben gene de işte hiçbir zaman yurdum yuvam dedim. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Biliyorum huyunu. Gelip tabii ki bana beni sevdiğini biliyorum ben. Ne kadar öyle yaparsa yapsın biliyorum. İşte bilmiyorum panik mi geldi, şey mi geldi onu bilemem. Onu bilemem ama sonra pişman olduğunu da biliyorum. Hemen pişman oluyor çünkü. Çocuk gibi bir şey dedim ya. İşte bugün de böyle geldik. Geldik yani ben zaten bir önceki vlogumda da söyledim. Dün akşamki vlogum geldiğinde o zaman da söyledim. Dedim hani ben belki de dedim kendi kendime panik ataktır dedim. Hatta orada da dedim. Belki de o da olmuştur. O da o yüzden ayağa kaldırmıştır bizi. Belki de öyle de olabilir dedim. Çünkü bu o da Giresun'dan korkuyor yani yüksek. Beşinci kat olduğu için korkuyor ya. Köy adamı, köyde yetişmiş adam. Şimdi adım atsa toprağa basıyor. Orada hatta birkaç kere de demişti daha önce. Bana ah o vurursa dedi bu apartmanı ben nasıl inerim aşağı. O merdivenleri nasıl inerim demişti. Belki de o akşam da o vurdu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Diyorum ya ite kaka götürüyoruz. Ama ben artık galeyi almıyorum. Sizle sadece dertleşiyorum. Artık hani o dengesi yok. Ne yapayım öyle şey yapacağız. Artık bir şey de tabii ki gittiği yere kadar. Hani ben kimseye yapışkan sülük gibi de değilim. Kocam da olsa. Gerçekten istemiyor olsa. Beni istemiyor olsa. Gerçekten bana telefon açmasa ya da bana gel gidelim demese. Ben gelmese. Ben de gelmem. Zamanla bekleriz. Ayrılır boşanırız. Yani kimse kimsenin üstüne kesinlikle yük değil. Hani ondan 3-5 çocuğum var da beklemek zorunda da değilim. 3-5 çocuğum da yok. Çocuk da doğurmuş da değilim. Hani çocuğum için bekliyordum, bekliyorum desem. Şu anlık böyle ite kaka götürüyoruz. Ne yapalım? Neyse. Saat şu an 10. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalımızı diyeyim artık. Biz bir aileyiz. Yeni gören canlarım. Abone olun. İsterseniz. Yani teklif var, ısrar yok. Abone olun. Beğenmeyi de unutmayın. Zili tümü olarak açarsanız paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Dün akşam biraz geç gönderdim. Çünkü buraya gelmiştim. Çoktan bir gün önceden çekiyoruz ya videoyu. Bir gün sonra gönderiyoruz. Patates yedim de hep soyuldu buralara. Veya yemek yedik orada. Evde de yedik. Burada da yedik yemek. Yiyoruz. İsmet amcan yiyesi geliyor. Ben de yiyorum onunla. Hadi her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.